Hoş geldiniz. Bundan uzun yıllar öncesini hatırlıyorum da... üniversitede garsonluk ederdim o zamanlar. Sonra küçük bir işletme kurduk. Tabii sevgili karım Süreyya'nın yardımlarını unutamam. O günkü genç Metin çalıştı, çabaladı, gecesini gündüzüne kattı ve doğru yoldan hiç şaşmadı. Hakkaniyetli, dürüst ticaretin peşinden koştu. Hakkında suç duyurusu var. İfade vermek için bizimle savcılığa geleceksin. Ne? Suç duyurusu mu? Bakın bir yanlışlık falan olmalı galiba. Lütfen zorluk çıkarmayın. Ama yanılıyorsunuz. Bir yanlışlık, bir saniye, ne yapıyorsunuz siz? Ama olmaz ki böyle. Bırakın beni. Metin Bey, işimizi zorlaştırmayın. Şirketin avukatlarını hemen ara. Begüm, Begüm, Begüm sen de gel benimle. Ama bıraksanıza böyle apar topar. Ne yapıyorsunuz ya? Süreyya, Begüm. Ya ama bu yaptığınız, Allah Allah. İftiralar var. Ne söyleyeceksiniz? Saçma sapan iftiralar. Görmüyor musunuz? Çekmeyin ya. Çekmeyin dedim size. Evet. Lütfen acele edin. Tamam. Çok teşekkürler. Çabuk acil. Kızlar çabuk arabaya. Kerem nerede? Buralardaydı. Bilmiyorum. Ne demek buralardaydı? Nerede? Ya sen ne yapacaksın Kerem'i ya? Şirkete yeni geldi. Kriz yönetmesini bilmiyor. Soru soran varsa saçma sapan cevaplar vermesin diye. Çekmeyin! Ya ne yapıyorsun bırak? Metin, merak etme. Konuştum ben onlarla. Hemen geliyorlar. Biz de hemen arkandan geliyoruz. Süreyya Hanım. Biliyor muydun? Böyle bir suçu işlemiş olabilir. Çok rica ediyorum. Şimdi bunları konuşmak için doğru bir zaman değil. Özür dilerim. Kızlar, arabaya. Begüm Hanım, sizce babanızı kim ihbar etti? Ne olacak peki? Holding'i neler bekliyor sizce? Ben nereden bileyim arkadaşlar? Lütfen, lütfen. Ne
Yardım abi gel. Oğlum ne oluyor? Neden bu kalabalık burada? Metin Bey'i savcılığa götürüyorlar işte. Ne? Ne diye? Bilmiyoruz, biz de anlamadık. Hadi hemen hareket edelim, çabuk. Çıkamıyorum Süreyya Hanım. Anne bir dakika, durun, benim çantam yok. Ya Cansu. Ya tamam, alıyorum şimdi. Tebrik ederim. İyi bir iş. Vallahi ben sizi tebrik ederim. İyi iş çıkarttınız. Peki takım çalışması diyelim o zaman. Ne dersin? İyi bir takım olduk mu? Bence sonuç ortada. Birlikte çalışmaya devam etsek ne yapsak? Şu güzel gösteriden sonra bana uyar. Ben o polisler buraya girdiği zaman Metin'in suratını gördüm. Şeker çalarken yakalanmış çocuk gibiydi. Süreyya kurtar beni Süreyya. Bir de karısına ağlıyor ya, utanmaz herif ya. Bak ben bu işe girerken sana neden niçin diye sormadım. Çünkü sen dürüst ve ahlaklı bir adama benziyorsun. Belli ki cemiyette de bir işin yok. Zerre kadar alakam yok o cemiyetle. Dürüstlükle ahlaka gelince bir zamanlar sahip olduğum tek önemli şeydi. Ailemden öğrendiğim. Ama bazen oyunu kurallarına göre oynamak gerekiyor. Kim yaktı senin canını? Metin mi? Metin. Süreyya. Cansu. En çok da o. Süreyya'nın küçük kızı. Ta kendisi. Kalp yarası diyorsun yani. Koran kadınlarının açtığı kalp yaraları. Orada da kesişmiş kaderlerimiz. Peki sizin Süreyya mı? Biraz karışık. Anladım. Bak Kerem, bu durumlar yasal durumlar biliyorsun. Her an her şey olabilir. Koran ailesi anlayabilirler bu hesapları senin olup çıkarttığını. O zaman ne yapacaksın? Senin çıkarttığını da duyabilirler. Sen ne yapacaksın? Beni kendine bir tutma istersen. Ben bu işe
Süreyya ile aramızdaki engelleri kaldırmak için geldim. Zaten Süreyya boşanacaktı kocasına. Ama sen Cansu'nun babasını ihbar ettin. Öğrendiğine ne tepki vereceğini biliyor musun? Yani daha açık konuşayım. Ben bugün aşkımı kazanmaya yaklaştım. Sense kaybetmeye. Güzel olabiliyor musun? Yani o kadar mı vazgeçtin Cansu'dan? Savcılığa gitmem lazım. Malum buranın ortağıyım. Gitmezsem dikkat çeker. Görüşürüz. Kaç bakalım. Sosyetenin yeni gözdesi olmaya aday organik market Oliva'nın restoran açılışına polisler geldi. Ama böyle yaka paçada olmaz ki. Oliva ortaklarından Koran Holding'in sahibi Metin Koran, davetlilerin gözleri önünde polis eşliğinde savcılığa sevk edildi. Hemen şirketin avukatlarını aradım. Begüm ne olur lütfen sen de. Ne yapıyorlar ya? Nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan Metin Koran'ın hapis istemiyle yargılanacağı söyleniyor. Metin! Maddiyelerde sürünürüm daha iyi. Kızım kalk. Kalk babana gidiyoruz. Gel anneciğim. Ey Allah'ım sen çocuğun babası koy. Kim nasıl ulaşır şirket içi bilgilerini öğrenmek istiyorum. En son kime verdiğiniz dosyaları bilgilendirin beni. Nihayet gelebildiniz. Aradığınızdan geldik Süreyya Hanım. Tamam anlatın o zaman. Ne oluyor? Neymiş polislerin derdi? Metin Bey aleyhinde bazı suçlamalar var. Aha öyle mi? Ben de buraya savcıya hal hatır sormaya geldik zannediyordum. Neyle suçluyorlar onu öğrenmek istiyorum herhalde. Çok rica ediyorum yani lütfen. Nitelikli dolandırıcılık. Dolandırıcılık mı? Nasıl olur ya? Ne dolandırıcılığı? Olamaz öyle bir şey. Aman iyi misin? Gel şu anne bir şey söyle. Babam böyle bir şey yapmaz. Ne olur bir şey söyle. Olamaz böyle bir şey. Cansu çok rica ediyorum. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Begüm. Begüm. Sen babanla birlikte çalışıyorsun. Bildiğin bir şey var mı? Ha? Ya hayır desene. Tamam Uğur böceğim tabii ki yapmamıştır babanın öyle bir şey. Anlaşılır birazdan. Değil mi Mert? Yapmamıştır tabii ya. Bak çıkıp gideceğiz buradan birazdan tamam mı? Sen bırakma kendini hemen. Bir yanlışlık olmalı Savcı Bey. Ne niteliği ne dolandırıcılığı. Yapar mıyım ben öyle bir şey? Hem niye yapayım? Bakın isterseniz listeye. Bunlar sözde bağış yaptığınız hayır kurumları. Ne var bunda? Ben hayırsever bir iş adamıyım. Metin Bey, böyle hayır kurumları yok. Kime gidiyor bu yüklü meblağlar? Ne demek yok? O zaman ben kandırıldım. Benim şikayetçi olmam lazım bu durumda. Ne olacak peki babama ispatlayabilecek misiniz yapmadığını? Biz ilgileneceğiz merak etmeyin. İzninizle. Gece. Aile meselesimizi dışarıda bekleyelim istersen. Ne Gece'm? Biz hep senin yanındayız tamam mı? Sağ ol canım. Dışarıda bekliyoruz biz. Müzik
Cansu. Bunca şey oldu ama biz hala... Hiç seni düşünmüyorum şu an abla. Sen sadece bir şey söyle. Ne olacak yani? Hapse girecek mi? Bilmiyorum. Cansu, annem su istemişti, ben unuttum. Sen gidip alır mısın? İhbar ettin babamı. Ay yok artık. Hani güveniyordun sen bana? Kerem, oradan bakıldığında aptala mı benziyorum ben ha? Sana daha dün söyledim, bugün savcılıkta sürünüyoruz. Sen niye şaşırıyorsun ki Begüm? Belki de iyilik yapmışımdır sana. Ne yüzsüzlük ya? İnkar et bari. Ben yapmadım de. Yapma Begüm Allah aşkına. Hadi itiraf et sen de kendine. Sen burada olanlara üzülüyor musun? Tabii ki üzülüyorum. Bu benim ailem. Üzülmeyeceğimi nasıl düşünürsün? Ailen öyle mi? Seni hor gören, sana üvey evlat muamelesi yapan annene mi üzülüyorsun? Yoksa yaptığın hiçbir şeye değer vermeyen babana mı? Bir gün merak ediyorum cidden. Senin ailene karşı bir gönül bağın var mı? Senin ailene karşı gönül bağın olsa... büyük bir sırrı verir misin? Sen delirmişsin. Babamı ihbar ederek bana iyilik yaptığını nasıl düşünürsün? Ben seni tanıdım çünkü. Sen iş dünyasının kurtlar sofrası olduğunu çözmüşsün. Eğer burada olacaksan tek başına olman gerektiğini çözmüşsün. Bunu itiraf edememişsin derken. Bu vesileyle diyeceksin. Benim sayemde. O yüzden sen söylemeden ben sana söyleyeyim. Teşekkürünü kabul ediyorum. Rica ederim. Var bunun burada. Tamam. İyi misin? Olmaya çalışıyorum. Var mı Metin Bey'den haber? Tatsız oldu ya. Öyle mi? Ne demek öyle? Yani...
Babam ailenin önünde neler yaptı sana? Gerçekten o yaşananlardan sonra bu olanlara üzüldün mü? O ayrı, o ayrı Cansu. Sen bana niye böyle bakıyorsun? Benim bilmediğim bir şey mi? Ay ne yapacaklar? Tutuklayacaklar mı Metin Bey'i? Ya yok canım. Şirketin 1000 tane avukatı var zaten. Onlar hallederler. Merak etme sen. Ya adamı tanımam etmem. Ben Cansu'ya üzülüyorum ya. Vur böceğim ya. Ne aileymiş. Bitmedi derdi. Nefret ediyor benden. Ya sen bunu da düşünme şimdi, Allah Allah. Bak her şey düzelecek, tamam mı? Merak etme. Ben gideyim bir yüzümü yıkayım. Var burada. Sizin için gelmedim Süreyya Hanım. Bu bir şirket meselesi. Benim de burada olmam gerekiyor. Şirket meselesiymiş. Aile meselesi bu, aile. Bak bakalım etrafına. Şirketten bir kişi var burada. Yoksa sen her zamanki gibi yine yerini mi şaşırdın Kerem Efendi? Ne tamam. Bana bak Kerem. Bana nereye bakacağımı söylemek yerine siz şu tarafa bakın isterseniz. He? Baba. Metin. Metin. Ne oldu, ne dedi savcı içeride? Metin Bey mahkemeye sevk edildi Süreyya Hanım. Bu gece gözaltında kalacak, yarın da mahkemeye çıkacak. Gözaltı mı? Almak için yalandan fonlarla insanlara paralar aktarmadın değil mi? Sana bir skandal daha, sana bir rezillik daha.
Ne zaman duracaksın Metin? Ne zaman duracaksın? Metin. Süreyya. İyi misin kızım? Bırakın Bediye Hanım. Numara yapmanıza hiç gerek yok. Günlerdir nefret kusuyorsunuz. Eğer buraya sevinmek için geldiyseniz buyurun sevin. Olur mu öyle şey? Sen beni ne sanıyorsun? Gösterdiğiniz yüzünüzü hiç unutmadım. İthamlarınızı, iftiralarınızı asla unutmadım. Ben sizden her şeyi beklerim artık. Yürü gidiyoruz. Metin Bey, hapis sistemiyle yargılanacağını söyleniyor. Ne diyeceksiniz? Suçunuzu itiraf ettiniz mi Metin Bey? Metin, 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 Metin. Metin, ay çekilir misiniz şuradan? Metin, çekil, ay. Tamam geçti, geçti canım. Buraya getirilir mi bu çocuk? Süreyya Hanım, Işıl'ın numaranız düzeldi mi? Ela bebek krizini çözdünüz mü? Bebeği kabullenmişsiniz. Neler söyleyeceksiniz? Çabuk Ela'yı al ve git buradan çabuk. Süreyya Hanım. Ya Metin hapse mi giriyor? Ne oluyor? Bir şey söylesenize bana. Süreyya Hanım. Arkadaşlar bu kadar etmem. Süreyya Hanım aranız düzeldi mi? Ben bir şey bilmiyorum. Bana sormayın arkadaşlar. Begüm. Cansu. Ne işin var burada? Cansu benim en yakın arkadaşım. Onun yanında olmak istedim. Cansu Koran senin en yakın arkadaşın öyle mi? Sen bayağı sosyeteye kendini kabul ettirmeye çalışıyorsun bakıyorum da. Hayır Bediye Hanım, ben sadece... Kendini nimetten sayma küçük hanım. Mert'i nasıl kandırırsan kandır. Ama asla bizim aileye giremeyeceksin. Bunu iyicene aklına sok. Cansu, Mert hiçbiri sana göre insanlar değil. Anladın mı? Babaanne, sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Yürüyeceğim. Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun? Dışarısı gazeteci dolu. Adımızı dolandırıcılığa da karıştırdın.
Senin ortağın hapse giriyor, ortağın. Farkında mısın? Ne diyeceksin gazetecilere ha? Ne diyeceksin? Ne diye belirsiz kızla uğraşacağını, anlı şanlı soyadını bu rezillikten kurtarmak için bir şeyler düşün. Ben düşündüm aslında babanı. Öyle mi? Ne düşündün? Kusura bakmayın. Benim aşktan gözüm kör oldu, işi gücü bıraktım mı diyeceksin? Bak lütfen. Ben şirket avukatlarıyla konuştum aslında. Yani mantıklı bir açıklama hazırladık. Merak etme yani. Ver açıklamayı, okuyacağım. Benim daha iyi bir fikrim var aslında. Bence gidelim beraber açıklayalım ne olup bittiğini bazı mensuplarına, olur mu? Beraber? Tabii baba. Çaldan Holding için. İyi de ama... Bak sen sadece benim yanımda dur, olur mu? Hem beraber gözükelim ki daha fazla malzeme vermeyelim, değil mi? Hadi kozlarımızı sonra paylaşırız, gel. Hadi güven bana. Mert Bey, ortağınız Metin Koran dolandırıcılıkla suçlanıyor. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Ortaklığı feshedeceğiniz konuşuluyor, doğru mu? Ben öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biz Çalhan Holding olarak Metin Koran'ın arkasındayız ve onun suçsuzluğuna %100 inanıyoruz. Yani ortaklık devam edecek o zaman. Ha tabii tabii. Biz zaten bir an önce bu talihsiz olayı atlatıp işimizin başına dönmek istiyoruz. Peki bu olayın açılış gününe denk gelmesi tesadüf mü sizce? Hem de en mutlu gününüzdeyken. Evet, aslında en mutlu günlerinden bir tanesiydi. Yani hem Oliva'nın açıldığı gün, hem de... benim nişanlandığım gün bugün. Arkadaşlar ben sizi nişanlımla tanıştırayım isterseniz. Nişanlım Ece. Ece Hanım, kameralara bakabilir miyiz? Ece Hanım bir bakabilir misiniz? Ece Hanım bir bakar mısınız? Mert Bey'le nasılsınız? Yalnız şimdi bu soruların sırası değil. Biz sadece haberi vermek istedik. Tamam. Hadi hepimize geçmiş olsun. Dua gelsin. Peki düğün tarihi belli mi? Yok yok, şu an soru almayacağız. Nişanlınıza biraz konuşabilir miyiz? Teşekkür ederim. Bir şeyler söyleriz. Ece Hanım. Birkaç bir şey söyleyebiliriz. Bediye Hanım, iyi misiniz? Nefes alamıyorum. Hastaneye gidelim mi? Dur, bir ilaç bağlayayım. Dur. Ben sizi acil hastaneye götürüyorum.
Her insanın içinde iki güç vardır derler. Her daim birbiriyle savaşan iki zıt kuvvet. İyilik ve kötülük. Aydınlık ve karanlık. Asıl düşman başka, inanma. Şüphe en büyük düşman. Çünkü gün gelir bir seçim yapmak zorunda kalırsın. Kime güveneceğini bilemezsin. İşte o zaman sor kendine. Ne için yaşıyorsun? En önemli şey nedir senin için bu hayatta? Çünkü en değer verdiğini kaybetmek başka hiçbir şeye benzemez. Anneme en sevdiği tatlıyı almıştım ama o erkenden uyumuş herhalde. Ailenin evi o ailenin sığınağıdır. Bir hapishane ya da zindan değil. Uzun zamandır soframızda huzur yok. Bu yüzden annenle biz memlekete gidiyoruz. Oğlumuz Kerem döndüğünde haber ver. Ancak o dönerse adım atacağız böyle. Hoşça kalın. Yaptım, buzdolabına koydum. Bir frizde de börekler var.
Yemene içmene dikkat et oğlum. Nerede olursam olayım uygun hep sende. Karışma bana. Ne haberi okuyorsun sen? Hiç. Fotoğraf yetmez, haberi oku. Oku dedim. Metin Koran savcılığa sevk edilirken eşi Süreyya Koran kocasının gayrimeşru çocuğunu kucaklarken görüntülendi. Anne. Açın kutuyu, yutmadığıma dua et sen. Kim bilir kaç tane vardır bu haberlerden. Yani saçma sapan paparazzi sitelerini saymazsak ortalama... Cevap verme bana. Siz özel bir şey konuşuyorsunuz galiba, ben gideyim. Gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Seninle de konuşacaklarımız var, gel geç. Geleyim. Bugün menüde ne var anne? Neyle ilgili azar yiyeceğim? Ne işi vardı o Kerem denen zındığın savcılıkta? Bilmem. Belki akşam yemeğini ailesiyle birlikte davet edip kendin sormak istersin. Küstah. Biz burada ailemizin derdindeyiz. Şuna bak. Sevgilisiyle işler çevirme derdinde. Ya yeter anne ya. Yeter. Gerçekten yeter ya. Ben bu aile için elimden gelen her şeyi yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Sadece bir gün ya. Bir tek bugün. Lütfen bize iğneni batırma. Laf sokma. Hayır, ne suçlu ben oğlum, öyle mi? Pes. Gerçekten pes. Gerçekten pes. 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 Sosyetenin yeni gözdesi olmaya aday organik market Oliva'nın restoran açılışına polisler geldi. Oliva ortaklarından Koran Holding'in... Süreyya nasılsın? Bütün gün aradım seni. Sabahtan beri sürekli gazeteciler arıyordu da onun için kapattım telefonu. İyi miyim, değil miyim? Bilmiyorum Levent ya, çok üzgünüm, elimden hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey. Ben buradayım ama, yanındayım. Ben de onun için aradım seni. Metin için. Yani davası için. Eğer senin için de sorun olmayacaksa... Avukat olarak yardım edebilir misin diyecektim. Tabii. Tabii ki ederim. Ya bizim şirketin avukatları Metin'in durumu için... Nitelikli dolandırıcılık... ...gibi bir şey söylüyorlar ama anlamıyorum bunun ne demek olduğunu. Ne yapacağım ben Levent? Senden başka yardım isteyebileceğim hiç kimse yok. Sen üzme kendini. Ben yarın şirkete uğrayıp avukatlarınızla konuşurum. Tamam? Çok sağ ol. Yani eminim onlar da iyi avukatlardır ama... Sen bir şey söylersen içim daha rahat edecek. Merak etme, ben yanındayım. Tamam, sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Süreyya. Orada mısın? Efendim? Sana bir şey sormam lazım. Tabii. Kocana gerçekten üzüldün mü? Nasıl yani? İçeri girmesini istemez miydin yani? Ne diyorsun sen Levent? Ya diyorum ki... Bu adamdan boşanmayacak mıydın?
Her defasında sana engeller çıkarmıyor muydu? Sen de ertelemiyor muydun? Belki de her şeyi kökten halledebilmek için iyi bir fırsattır. Levent. Hapis bu. Bir insanın ailesini, kendisinin itibarını... Ya... Sen nasıl düşünürsün böyle bir şeyi? Bence sen de düşün Süreyya. Levent. Senin bu işle bir ilgin yok değil mi? Alo? Alo? Hiç dokunulmamış. E buz olmuştur o. Onu da almışım, unutmuşum çayı. Hop hop hop. Tazelemeye geldim zaten. Bir de ifadeni alalım Kerem Bey. Ne zamandır yenmedim seni. Hiç alem yok gözüm. E daha iyi oğlum işte. Ağrısız acısız. Gerçi Yılmaz amcadan öğrendi kitabla oynamayı. Babana da ayıp olacak şimdi ama. Dur lan, hatta arayayım Yılmaz amcamı da bir turnuva patlasalım ha. Yılmaz amcan yok burada. Memlekete gittiler. Ne oldu lan hayırdır? Bu mevsimde. Öyle gerekti işte. Gel gel gel. Nihayet yüzün güldü be kardeşim. Sahi. Kapıları da kapatıyorsun başkan. Kardeşim bu sıralarda en iyi yaptığım şey kapıları kapatma zaten. Söyle bakayım ne oldu, kimin suratına kapı çarptın? Bu sefer kendi yüzüme. Dönüşü de yok. Her yolun bir dönüşü vardır kardeşim. Yeter ki iste. Bu sefer öyle değil ya Zahmet. Bu hayatta en çok sevdiklerimi üzüyorum ben. Sen. Hayatta inanmam lan buna. Oğlum sen, sana en büyük yanlışları yapmış insanları bile affettin hep. Bu sefer affedemedim işte. Dedim ki canımı yakanlara bir ders vereceğim. Ama bu canına yandımın dünyasında sadece kalbinde kötülük olanlar üzülmüyor. Sadece masum olanların canı yanıyor abi. Hep öyledir oğlum zaten. Oğlum sen biliyorsun işte, ben annemi babamı gözümden sakınıyorum. Onların kalbini kırdım ya. Babamın kalbini kırdım. Annem öyle üzüldü ki. Kardeşim, onlar seni anlar. Affederler, merak etme oğlum. Ne affetmezler sen? Vallahi benim kardeşim Kerem ne yapar? Yapar, ailesini başının tacı eder. Senin kardeşin Kerem burada mı acaba? E burada oğlum işte. Aslan gibi karşımda. Bilmiyorum kardeşim, onlar olmadan yolunu nasıl bulacağım bilmiyorum. Kerem'e, sen belli ki yanlış bir yola girmişsin kardeşim. Bütün kapılar suratına kapanmadan çık o yoldan. Bu sefer o kadar kolay değil. Hadi kaçtım ben, görüşürüz. Günaydın Nur böceğim. Uyuyabilseydim aydınlanırdı tabii. Üf, kıyamam sana ya. Nasıl peki durum var? Bir gelişme, bir haber falan var mı, bir şey? Bekliyoruz biz de. Avukatlar ilgileniyor işte. Bugün şirkete gidip bakacağız. Üf, ama sen iyi düşün, iyi olsun, tamam mı? Ya o kadar avukat çalışıyorlar, illa bir şey bulurlar. Ben inanıyorum. Bütün gece bunun için dua ettim zaten.
siz yine de gazete falan almayın bugün eve ya. Ne oldu, yine ne yazmışlar? Ya bıkmadılar mı bizi haber yapmaktan ya? Aman boş ver canım, ne yazmışlarsa yazmışlar. Sen kulağını kapa, gözünü kapa. Boş ver yani, duyma bunları, iyi düşün sen. Hem kim inanır canım böyle saçma sapan... Tamam canım, sağ ol. Sen nasılsın? Ece, alo. Cansu, ben kapatıyorum şimdi, sonra konuşuruz, bay bay. Alo. Hepsini mi? Hepsini ya, Allah Allah. Hanımefendi, paranızı istiyor. Başardım be. Aa, bıdım. Bak çay koydum sana, hem de elimi yakmadım bu sefer. Aa, sen bakkala mı gittin ya? Ha, bakkala gittim. Bak neler buldum. Ne oluyor ya? Aa, bunu tahmin etmemiş olamazsın. Ya Ece bak ben... Sen bak Mert, sen bak. Bak, sosyetik iş adamı çalışanıyla nişanlandı. Zengin varisin tezgahtar nişanlısı. İşte kül kedisi. Bak, mutlu musun? Ha, niye yaptın bunu bize Mert? Ya niye söyledin gazetecilere, niye? Ece, bilsinler istedin bizi. Hayır, sen babaannenden intikam almak için bizi harcadın. Hayır, öyle bir şey yapmadım tabii ki. Ya bari yalan söyleme ya. Bal gibi biliyordun neler olacağını, beni hiç düşünmedin. Ece, bir dinle. Hayır, dokunma bana, yaklaşma. Ya Ece, ben seni ne kadar çok sevdiğimi bilsinler istedim işte. Bilsinler ve çenelerini kapatsınlar istedim, o kadar. Kapatmışlar işte. Ya iki gün sonra kapatacaklar ama. Babaannem de mecbur kalacak bizi kabul etmeye. Hayır, babaannen daha çok hırslanacak, daha çok üstümüze gelecek. Bunun acısını bizden çıkaracak. Ya korkuyorum diyorum sana, korkuyorum. Nesini anlamıyorsun ya? Pardon, geldik ya. Bak, biz istemediğimiz sürece hiç kimse bize zarar veremez, tamam mı? Kötü bir şey olmayacak ya, söz veriyorum sana, inan bana. Benim işe gitmem gerek. Ile ben konuşacağız biraz. Hı.
Anne ne oluyor? Bu bakan insanlar var ya, bu yargılayan gözler. Asla gözlerini kaçırmayacaksın onlardan. Seni bilmeden senin hakkında fikir yürüten bu insanların gözlerinin tam içine bakacaksın, tam tersine. Ben buradayım diyeceksin. Ailem burada, ben güçlüyüm. Şuradan geçenleri asla, asla hiç kimseye belli etmeyeceksin. Hele bu dedikoducu akbaba sürülerini asla. Ağladığını, kahrolduğunu kimseye göstermeyeceksin. Anlıyor musun beni? Anlıyorum. Her zaman güçlü duracaksın. Güleceksin gerekirse. Hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç asla zayıflığını belli etmeyeceksin. Ben bugünlere böyle geldim. Mutlu musun peki? Titkikler kötü mü? Bediye Hanım, bu çarpıntı, tansiyon şikayetiniz ne sıklıkla tekrarlıyor? Pek sık. Yani stresli olduğum zamanlar. Peki size daha önce ne zaman bir genel tarama yapmıştık? 2-3 sene oluyor galiba. Bakın Bediye Hanım, sizinle açık konuşacağım. En basit tanımla vücudunuz sinyal veriyor. Kan değerleriniz hiç iç açıcı değil. Hemen yatışınızı yapalım. Bu esnada daha detaylı bir tetkik yaparak... Yatış mı? Bu durumda sizi gönderemem. Özellikle yapmam gereken bir tahlil var. Ötelenecek bir şey değil. Şimdi söyleyeyim bana. Çok mu hastayım? Test yapmadan bilemem. O zaman bana müsaade... Yapmayın Bediye Hanım. Erken teşhis her şeydir. Mümkün değil doktor bey. Bu ara çok önemli işlerim var. Lütfen. Sizin için tehlikeli bir durum olabilir. Haftaya gelirim. Çocuklar sizden randevu alır. Bakın, testler yapılsa? Hayat benim doktor bey. Buna ben karar veririm. Siz bilirsiniz. Hoşça kalın. İyi günler. Süreyya Hanım, avukatlar toplanıyormuş. Ben de içeride olmak istiyorum. Tabii Kerem'cim, buyur gir. Sana güvenim sonsuz. Sormam bile abes. Süreyya Hanım, o gazetelerde sadece Metin Bey'in savcılığa götürülüşü değil... ...bunun aynı zamanda Oliva'nın açılışında olduğu da yazıyor. Oranın itibarından ben sorumluyum. Dolayısıyla içeride olmak benim de hakkım. Öyle değil mi Cansu? Bence de annem haklı Kerem. Sen gelmesen daha iyi olur. Evet. Sizi dinliyoruz. Metin Bey bugün öğleden sonra tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarılacak. Tutuklanabilir mi gerçekten? Ne tutuklanması ya? Bir dakika, kim? Yani tutuklamaya nereden geldik? Cansu, sen bizi dinlemiyor musun? Kafan burada değilse lütfen bölme toplantıyı. Evet haklısın, bölüyorum. Ama ben şimdi halledeceğim bu işi. Nereye gidiyorsun? Sen mi ihbar ettin babamı? Annem hem ailenin hem senin burnundan getirdi. Babam seni tehdit etti. Sonra üstüne bunlar oldu.
Sen mi yaptın? Bak Kerem, seni anlıyorum dedi. Aileni gördüm dedi. Bir de savrulma lütfen. Daha fazla canımı yakma. Lütfen. Bana doğruyu söyle, dürüst ol. Sen mi yaptın? Madem merak ediyorsun babanın ipliğini kim pazara çıkardı? Ben çıkardım. Sen kimsin? Adım Levent Karatay. Avukatım. Ama gerçekten kim olduğunu merak ediyorsan onu da annene soracaksın. Annene mi? Bir dakika, bakıyor, bakıyor. Bakma, bakma. O göz tam kola denk gelecek. Sesli say, sesli say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, tamam, on. Yeter. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Ah, Ercan gördüm seni. Sobe, ya, sobe, sobe. Ya abi oyundan önce. Ne oluyor ya? Saklanmaya çalışıyorsun, konuşuyoruz. Yerimi biliyor zaten. Ben ebe olmam. Al sana sobe, al, al. Sobe, sobe, sobe. Böyle oyun olmaz. Ben ebe olmayacağım. Ercan hadi. Hayırdır ya? Ne yapıyorsunuz? Saklanmaç oynuyoruz. Gel, gel. Gel. Hadi sen yok, sen de oyna, tamam mı? Hadi. Ya, millet, Ece ebe, hadi. Ay hayır ya, ne saklambacı. Arkadaşlar toplanabilir misiniz lütfen? Tamam, ben ebeledim hepinizi. Hadi sobe, tamam hadi. Ya ne yapıyorsunuz siz? Burası bizim iş yerimiz. Burada saklambaç oynanır mı ya? Bir müşteri gelse ne diyeceğiz biz? Şefim, sabahtan beri bir Allah'ın kulu gelmedi. Yani iki tane kara sinek girecekti. Onlar da son anda vazgeçtiler, fıydılar gittiler. Yani anlayacağınız dünkü skandaldan sonra sinek bile avlayamıyoruz. Biz de dedik ki madem işsiz kalacağız. İşsiz kalmak diye bir şey yok. Hayır, işsiz falan kalmayacağız. Birkaç güne unutulacak her şey. Arkadaşlar burası, bu iş bizim için önemli. Biz onu bırakırsak o da bizi bırakır. Lütfen şimdi ilk günkü hevesle işimize sıkı sıkı sarılma zamanı. Herkes işinin başına lütfen. Bravo. Tam bir patron gibi konuştunuz. Ay yok, patron değilim ben, bölüm şefiyim. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim size? Bir kahvenizi alırım aslında. Aa, tabii ki, buyurun siz geçin, hemen getiriyorum. Buyurun. Ya arkadaşların da kusuruna bakmayın lütfen. Malum hem yeni açıldık. Hem de arda arda bombalar patlattınız. Maalesef öyle oldu. Servisleri hep siz mi yapıyorsunuz gerçekten? Yani arkadaşlar yoğun olduğunda ben getiriyorum tabii. Niye sordunuz? Az önce patron gibi davranıyordunuz. Şimdi garson gibi servis yapıyorsunuz. Huylu oyundan vazgeçmiyor değil mi? Anlamadım. Karşıma oturun da anlatayım. Hanımefendi başka bir isteğiniz yoksa... Lütfen oturun. Tanımamanız normal. Bu camiadan değilsiniz ne de olsa. Ben gazeteciyim. Selma Koçak. Memnun oldum. Ama eğer Metin Bey'le ilgiliyse... Boş ver şimdi onu. Ben buraya dün çıkan nişan haberlerini sormaya geldim.
Tül Kedisi diye başlık attık. Fena tuttu. Yakında herkes senden bahsedecek. Ay, bu arada sen diyorum, sorun yok değil mi? Nerede kalmıştım? Ha, evet, fakir bir kız, dünya zengini bir adam. Bu hikaye çok tutacak. Sen de aklını kullanırsan köşeyi dönersin. Hoş, senin akıllı olduğun patronu tavlamandan belli ya. Ya siz kendiniz ne zannediyorsunuz ya? Siz ne hakla buraya gelip bana böyle sorular sorarsınız? Bu kadar mı acımasızsınız siz? Lütfen güvenliği çağırmadan gidin buradan. Lütfen gidin diyorum. Ece ne oldu? Babam beni siz bir şeyler mi söyledi? Biri gelirse ilgilenirsin amcam. Pabucu yarım çık dışarıya oynayalım. Ece pabucu yarım çık dışarıya oynayalım. Ya Ercan git başımdan. Gidemem. Gidemem çünkü elim dolu. Şey var elimde. Likörlü çikolatalar var. Bunları gömeceğim. Sakın da çıkma, tamam mı? Ay. Çabuk ver onları bana. Kandırdım. Ya uf Ercan. Ne oldu sana çiğ köften? Hı? Çatal karam. Kaldırma bastım. Ne oldu? Söyle bakayım. Ece bak, bir şeyler olunca böyle içerilere kapanma. İçine içine atma. Dışa vur. Dışarı kus. Dışarı bağır çağır. Gel bana bağır çağır ya. Bak biriktirirsin biriktirirsin. Ondan sonra olmadık yerinden çıkar. Çıban gibi hastalıklar olursun. Pişman olursun sonra. Anlat kardeşine ya. Anlat kurtul hadi. Hadi anlat. Ya ne anlatayım ya? Ne anlatayım? Mert gitti bütün gazetecilerin önünde. İşte bu benim nişanlım diye beni tanıttı. Vay be. Asistana bak. Helal olsun. Ay ne vay be ya, ne vay be, ne vay be ne? Bizim için yapmadı ki o. Babaannesinden intikam almak için yaptı. Bütün gazeteciler peşime düştü şimdi. Gördün mü sen gazeteleri ha? Yok Gül Kedisi yazmışlar. İşte zengin adamın fakir sevgilisi bilmem ne ya, of. Yalnız Gül Kedisi benzetmesi güzel olmuş ha. Şey diyebilirlermiş. Küçük besleme, Hint fakiri, fakire bakın. Fas fakir, paçasından akıyor gibi şeyler de olabilirmiş. Ya Ercan dalga geçme ya, zaten herkes dalga geçecek. Ya niye anlamak istemiyor insanlar? Ben bu adamı parası pulu için sevmiyorum, o olduğu için seviyorum. Yani bağır duysunlar kız, bağır duysun. Hadi. Kalbiniz kurumuş sizin be, sizin kalbiniz kurumuş. Bak bir de o kadın bana ne diyor, bak bak laflara bak. Hı, işte sen çok akıllısın, patronu tavladın bilmem ne. Ya laflara bak, ben onun patron olduğunu bilmiyordum be. Bilmiyor da kız ya, hayret bir şey ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Ay olamaz yani, olamaz. Sensin akıllı ya, akıllı sensin. Hanım, sizin dünyanız para olmuş, sen herkesi kendin gibi mi sandın be? Ha? Ya ben bu adamı asistan zannediyordum, patron olduğunu bilmiyordum. Yani bilmiyordu ya, öküz bunların alayı öküz ya. Öküz, öküz hem de ne öküz ya? Ruh hastası, manyak, pislik kadın ya. Ama bak ben onun ağzını burnunu kırmaz mıyım? Ben onun ağzını burnunu kırarım, ağzını yırtarım, dişlerini döker eline veririm ben onu. Dur dur, bir dakika, bir dakika, sakin. Zaten rahatladın. Bundan sonrası BİP'e giriyor. Karakolda bitireceğiz. Lütfen bizi bipletme. Evet, biraz rahatladım. Oksijen beyne gitti mi? Gitmemiş, belli ki yolda. Bir derin nefes alıyoruz. Aynen. Şimdi beni iyi dinle. Bu çocuk babaannesinden intikam almak için yapmamış bunu. Çocuk seni sevdiği için. Millet kabul etsin, bilsin, cümle alemin haberi olsun diye yapmış. Sen nereden biliyorsun be? Aşk olsun Ecoli. Ben de erkeğim yani. Benim öyle gözüktüğüme bakma yani. Bir sürü ilişkim oldu benim. Senin? Tabii canım. İlişki dediğin zaman bana soracaksın. Biz erkekler sevdiğimiz zaman aşık olduğumuz kadının elinden tutup seviyorum ulan diye haykırmak isteriz. Herkes duysun isteriz. Asistan da bunun için yapmış. Şimdi magazinin öküzlüğü yüzünden sevdiceğini suçlama.
sağ ol Ercan. Ben bunları biraz düşüneceğim. Tamam. Bir şey olursa ben buradayım. Tamam, sağ ol. Anne. Kilitli kalma. Süreyya Hanım, Begüm Hanım, siz hiç merak etmeyin. Biz her şeyi yapıyoruz. En kısa sürede aklanacak Metin Bey. Eminsiniz değil mi? Yani uzamaz bu iş. Tabii ki çamur atayım izi kalsın diye düşünmüş. Her kim yaptıysa bu suçlamayı. Hiçbir şey kanıtlayamazlar mahkemede. Beraat edecek Metin Bey. Kuşkunuz olmasın. Kızım ne oluyor sana? Çat kapı içeri, çat kapı dışarı. Oturur musun şu yerine lütfen? Oturmayacağım. Ne demek oturmuyorum? Ve sen de benimle geleceksin anne. Cansu, kendine gel. Yoksa Levent konusunu burada konuşmamızı tercih edersin. Hadi kime ya? Tamam sus. Tamam sus. Sen kendini ne zannediyorsun? Senin ne haddine bana çalışanların önünde emirler yağdırmak? Levent kim? Ne bileyim ben? Levent kim? Sarı çizmeli Mehmet Ağa yani. Avukat Levent Karatay. Kim bu adam? Vaktin avukatı var, adı Levent. Odur herhalde, bilmiyorum. Ne olmuş? Bu adam bana babamı kendisinin ihbar ettiğini... ...ve gerisini sana sormam gerektiğini söyledi. Levent ne ihbar etmiş? Ben de dediğini yapıyorum ve sana soruyorum. Kim bu Levent? Neyin oluyor bu adam seni? Niye ihbar ediyor babamı? İşten bir arkadaşım. Anne. Begüm. Saçmalama. Bir dakika, bir dakika ya. Ne oluyor? Ne saçmalaması? Ne olamaz? O vakıftaki avukatla sen... Sus dedim sana. Sus. Sus. Anne. O adam senin... Sevgilisi işte, anlamadın mı? Değil öyle. Sevgilim falan değil. Saçmalamayın. Öyle mi? Niye ihbar ediyor o zaman babamı? Niye övünüyor bununla? Niye Cansu'ya git annene sor gerisini diyor? Ya anne bırak Allah aşkına ya. Öyle değil bizim ilişkimiz. İlişkiniz mi? Çocuklar lütfen. Lütfen saçmalamayın. Anne bu adam kaç yaşında? Kutlayalım ya. Gerçekten kutlayalım bunu. Annemiz genç sevgili yapmış. Cansu bu ihbar meselesi nedir ne değildir bilmiyorum. Bunu konuşacağım Levent'le ama... Akşam yemeğinde konuşursunuz. Mum ışığı eşliğinde. Begüm susar mısın? Ya. Bakın. Ben babanızdan ayrılmayı zaten düşünüyordum biliyorsunuz. Ve benim neler çektiğimin en yakın tanıkları sizlersiniz. Ama Levent'le benim aramızda öyle sizin düşündüğünüz gibi bir şey yok. Yani aldatma, ilişki... ...bizimki sadece... ...çok... ...çok masum bir arkadaşlık. Ne yapıyoruz biz ya? Ya biz nasıl bir aile olduk siz farkında mısınız? Allah aşkına biraz düşünün ya. Bir 5 dakika durun, düşünün. Normal insanlar da böyle mi yaşıyor zannediyorsunuz? Her şeyin sebebi bu soyadı değil mi?
Meşhur Koran. Ama öyle bedavadan Koran olunmuyor. Yapmamız gerekenler var, söylememiz gereken yalanlar, olmamız gereken kişiler var. Ama hiçbirimiz o kişiler olmak istemiyoruz. Bize yazılan rolü oynamak istemiyoruz. Senin ne farkın var benden ya? Sen değil miydin bana sen nasıl tezgahtarlık yaparsın diye esip gürleyen, nasıl yalan söylersin diye bana kızan? Dön de bir kendine bak. Sevgili yapmış, boşanmalara kalkmış. Bir de gelmiş beni randevulara yollamaya çalışıyor. Niye anne ya? Niye? Seninle aynı kaderi yaşayayım diye mi? Hem herkesin imrenerek baktığı Koranlar olalım, hem de yalan yanlış hayatımızı yaşamaya devam edelim, değil mi? Ya ben iğreniyorum, tiksiniyorum bu ikiyüzlülükten artık, gerçekten. Soyadınız da, yalanlarınız da sizin olsun. Önce geldin beni kurtardın. Sonra bütün sorumluluğu üstüne aldın. Halbuki bu işi ben başlattım. Ben geldim sana o dosyalarla. Ben çoktan kafaya koymuştum. O Metin'in ağzının payını verecektim zaten. Sen bu rüşvet fonuyla gelmeseydin, ben illaki başka bir şey bulurdum. Şu vakıfta karşılaştığımızda yüzün yara bere içindeydi. Metin'in işi mi? Yani. Ben de pek uslu durdum sayılmam. Buzlar Kraliçesi'ne iyice gönlünü kaptırdın ha. Kaptırmak ne kelime? Nasıl oldu, ne ara oldu ben de anlamadım. Sonra bir baktım, kalbim Süreyya'nın ellerinde. Vallahi size mutluluklar dilemek isterdim de. Süreyya Hanım'a mutluluk dilemek, kusura bakma. Olsun. Ben ona da varım. Nasıl yani? Yani... Diyorum ki şimdi biz açık açık burada Süreyya ile beni konuşuyoruz ya. Ben de tam bunu istiyorum işte. Süreyya'nın elinden tutayım. Ulu orta gezeyim. Herkes bizi bilsin istiyor. Ben bu meselede ne kadar saklanmak istiyorsam... ...sen de o kadar ortaya çıkmak istiyorsun yani öyle mi? Ben bir şey anladım Kerem. Mesele Koranlar olunca... ...böyle insan gibi alayım karşıma konuşayım. Derdimi anlatayım. O beni anlar demek çok büyük saflıkmış. Biliyorum canım, bilmem mi? Çok acı oldu ama ben de onu tecrübe ettim yani. Bak Kerem, ben bu işe boğazıma kadar battım. Artık benden umut yok. Ama eğer senin için yol yakınsa... ...eğer Cansu'dan vazgeçebiliyorsan ben kaç derim. Kaçayım mı? Evet. Onlar çok tuhaf bir aile. Yani her Allah'ın günü birbirlerini yiyorlar. Bir kalemde silip atacağın lafları birbirlerine rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Sonra bir bakmışsın ertesi gün hop yan yanalar. Yani ondan diyorum. Eğer yapabiliyorsan kendi iyiliğin için Koran kadınlarına bulaşma. İşte ispatı. Hadi bana müsaade. Nasıl yapabildin böyle bir şeyi Levent? Nasıl yapabildin? Ne yapmışım? Bir de ne yapmışım diyor. Nasıl Metin'i ihbar edebildin? Suç işledi çünkü. Senin kocan kötü bir adam. Dolandırıcının teki o. Ha sen de bunları bir bir toplayıp gidip polise anlattın öyle mi? Evet. Yani ben mi suçluyum şimdi? İftira mı attım onun üzerine? Suç mu attım? Neyse ortaya döktüm her şeyi. Asıl sen onu nasıl kolluyorsun? Ben onu kolluyorum öyle mi?
Oradan evet. Bakınca öyle mi görünüyor? Yani. Sen Truvalı'nın Helen'in hikayesini biliyor musun? Ya bir de hikayemi anlatacaksın. Hani şu dünyanın en güzel kadını. Onu seven iki tane adam varmış. Birisi kocası. O benim. Onu ben kazandım diyebilmek için severmiş bu kadını. Diğeri de sevgilisi. Genç, savaşçı adam. Onu gerçekten seviyor. Onun uğrunda dünyayı yakacak kadar seviyor. Uğrunda bin geminin yakıldığı bu kadın. İki adamın kıyasıya dönüştüğü bu kadın. Helen. Bu durumdan gurur duyacak kadar salak mıydı bilmiyorum ama ben değilim. Ben o kadın olmak istemiyorum. Süreyya, bir dinler misin? Yok kıyım falan, tamam mı? Sen o kadın değilsin. Düzelteceğim ben her şeyi. Şu anda bana hayatımın en büyük düş kırıklığını yaşatıyorsun Levent, biliyor musun? Çünkü ben sana çok güvendim. İşte bu adamın yanında huzur bulabilirim dedim. Yıllar sonra ilk kez hayaller kurmaya başladım. Ama sen kocama hak ettiği cezayı verirken beni ve aileni perişan ettin. Yazıklar olsun sana. Biriniz ya. Bari biriniz bırakmasaydınız beni. Biriniz kalsaydınız yanımda. Ne demek iyiyim, ağlıyorsun? Ağlamıyorum, yanlış görüyorsun sen. Cansın, neyi mal diyorum ben? Ben de iyiyim diyorum. Nasıl iyiyim ama biliyor musun? Ya babam nezarette, biraz sonra mahkemesi var, öyle iyiyim yani. Annemin yeni bir ilişkisi varmış, onu öğrendim. Çok iyiyim. Ablam her fırsatta kuyumu kazıyor. Bunu öğrenmek beni ayrı bir mutlu etti zaten. Çok iyiyim gerçekten. Cansu. Ha, ama asıl ne var biliyor musun? Ne? Sen. Ben. Herkes beni bırakıp gitti. Ama bu sorun değil. Ben buna alışkınım. Benim ailem zaten hep böyleydi. Bencillerdi. Beni hiçbir zaman önemsemediler. Ama ben seninle ilk defa umudu hissetmiştim. İlk defa özgürlüğü hissetmiştim. İlk defa sevildiğimden emindim. Seviyordun, doğru. Çok seviliyordun hem de. Ama sen bana yalan söyledin Cansu. Kim olduğunu sakladın. O kadar çabaladım söylemedi. Ta ki ben herkesin içinde öğrenene kadar. Haklısın. Haklısın, ben de cezamı çekmeye razıydım. Ama seninle, senin yanında. Sen ne yaptın? Beni bırakıp gittin herkes gibi. Kerem, sen benim sığındığım tek limandın. Sen de gidince ben tamamen yapayalnız kaldım. Kalmadım ben. Var mısın?
musun bana? Konuşmamız lazım. Acil. Odamda bekliyorum seni. Ben gideyim o zaman. Tabii sen bekletme Begüm. Hani sorduğun soru var ya. Nefret ediyor muyum senden? Etmiyorum. İstesem de edemiyorum. Patronumun yarısı. Gelmişsin, haber vermemişsin. Eyvallah. Geldim, geldim. Geldim de kendime gelemedim Mercan. Vay vay vay. Kendini felsefelere vurmuşsun. Bir erkek kendini felsefeye vurduğu zaman mahvolmuş demektir. Gider o. Yavaş yavaş kaybolur gider. Erkeklerden iyi anlarım. Yani şey, ilişkilerden çok iyi anlarım. Çok fazla ilişkim oldu da benim. Anlat bakalım Ercan kardeşine ne oldu? Ya işte dün bu gazeteciler falan geldi ya. Tamam tamam kes. Biliyorum uzatma. Aynı meseleyi 10 defa dinleyemeyeceğim. Lan biliyorsan niye soruyorsun o zaman Allah Allah? Ya sen nereden biliyorsun ki? Az önce bir tane gazeteci geldi. Salak salak konuştu, çıldırttı Ece'yi. Çok üzgün Ece. Bir gazeteci mi geldi şu an mı? Abi yapma ya. Of. Abi Ece benim hayatta affetmez ki bu saatten sonra. Vallahi orası öyle. Ya kız yüzüme de bakmayacak artık. Niye baksın? Ha ben ne yapacağım Ece'siz ya? Onu basın açıklaması yapmadan önce düşünecektin asistan efendi. Ya sen kadınlardan hiç mi anlamıyorsun? Bir kadın bir şeyi yap demeden yapılır mı? Bir erkeğin görevi kadının emirlerini beklemektir. Sen en başında hata yapmışsın. Emir komuta zincirini bozmuşsun. Kendi kafana göre bol keseden konuşmuşsun. Oh ne âlâ memleket. Kadınlardan hiç anlamıyorsun. Ya canım ne bileyim yani. Ece ne düşünüyor? Ya babaannemden... Bravo. Babaanneden intikam almak için böyle bir açıklama yaptığını düşünüyor. Ama sen... Ya ben aslında... Sen aşkını alemi cihana duyurmak için böyle bir şey yaptın. Aynen. Aynen. Peki... Şimdi Ece ne bekliyor? Ne bekliyor? Cevap ver! Ne bileyim oğlum? Hediye. Ya Ercan saçmalama, ne hediyesi ya Allah Allah. Hediyeyle sorun mu çözülür abi? Ya bir de Ece'den bahsediyoruz burada, hiç tanımıyormuş gibi konuşma. Ece hediye mi bekler? Ne diyeceğim, ben bir öküzlük ettim, eşeklik ettim. Ama al sana kolye mi diyeceğim, ne diyeceğim? Bak sen beni dinle oğlum. Hediye al. Tamam mı? Ece'ye hediye al. Hediye. Ece'ye. Alırım Ece'ye, hediye alırım istesin tamam mı? Ben ona giderim külçe külçe altında alırım. Boynuna pırlantalar da dizerim. Olay o değil. Ya öyle bir şey değil, manyak zengin. Yani daha sizden bir şey. Sizi hatırlatacak, daha samimi, maneviyatı kuvvetli bir şey. Ha minnoş bir hediye. Ha, aynen öyle. Hele şükür. Hadi. Hadi kalk. Hadi koş. Ece'ye hediye al. Ben gidip bir bakayım o zaman. Ama bak. İnşallah tutar bu plan ha. Ya hala duruyorsun. Hadi. Hadi git Ece'ye hediye al. Hadi. Ercan sen iyice haddini aşmaya başladın ha. Aşk olsun. Omzumda Ece Ece diye ağlarken öyle demiyordun ama. Ha? Ben samimiyetimiz var diye düşünüyorum. Oh.
Ecem'e bak, amma da yakıştı. Ne oldu ha? Darısı benim başıma. Seninle olmak, atlı karıncada olmak gibi demiştin bana bugün, hatırlıyor musun? Hem içinden bir şeyler taşıyacakmış gibi, çocuk gibi mutlusun. Hem de her an başın dönebilir, yere çakılabilirmişsin gibi. Gece ben seni kendimden bile sakındım. İncitmek istemedim. Ben intikam almak için yapmadım. Ben sadece herkes bilsin istedim seni ne kadar çok sevdiğimi. Herkes duysun istedim. Ben daha önce bu kadar sevmemiştim ki hiç. Ama saçmalıyorum işte. Korumaya çalışırken seni incitiyorum. Ama seni çok seviyorum Ece. Bravo sana. Babam ortadan kayboldu. Oliva işi sende. Sen de meydanı boş buldun. Cansu'yu nasıl kazanırım diye düşünüyorsun. Ne güzel planlar yapmışsın öyle. Sen ne güzel çözmüşsün beni öyle. Sen de beni çözdün ya. Savcılıkta bir bir anlattın ya. Bu hayattaki en büyük beklentim ne? En derin arzularım, en derin isteklerim ne diye. Madem bunları anlayacak kadar yakınsın bana, bir zahmet bir de ben seni okumuş olayım. Hay hay. İkimizin de kartları açık. Ne olacak şimdi? Değil. O avukat ne kadar üstlenirse üstlensin, ben senin sırrını biliyorum Kerem. Hiç mi korkmuyorsun Cansu'ya babamın hesaplarını senin bulup çıkardığını söylememden? Hmm, anladım, vicdan yapıyorsun. Diyorsun ki kendi boşboğazlığıma gideceğim, aileme itiraf edeceğim öyle mi? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Toplantı yapıyorum. Çok özür dilerim efendim ama acilen imzalamamız gereken bazı belgeler var. Neymiş o aciliyeti olan şeyler? Bugünden itibaren holdingin başkanı olduğunuzu onaylayan belgeler. Holding başkanlığı mı? Evet efendim. Avukatlar istedi. Biraz prosedür icabı ama başkan vekili sizsiniz nihayetinde. Haliyle de babanız bu yasal süreci atlatana kadar yerine siz geçeceksiniz.
Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Begüm Hanım. İşler teorideyken mal olup mu kolay. Ne yapacaksınız şimdi? Ne demek istiyorsun? Diyorum ki hayatının en çok istediğim fırsatı biraz önce sana altın tepside sundum. Şimdi her şeyi ailene söyleyip ayağına gelen fırsatı tepecek misin? Yoksa akıllılık edip susacak mısın? Ben de öyle tahmin etmiştim. Uğur bıcığım, aklım sende müsait olunca ara. Ya Ercan, ne kadar ayıp, insanın telefonuna bakılır mı? Ya ne var bunda ya? Cansu ne yapıyorsun yazmışsın? Bunun nesi ayıp? Allah Allah, ya başka bir şey yazsaydım? Onu başka bir şey yazdığında düşünürüz canım. Onu bunu bırak da. Cansu'nun başına neler gelmiş, babasından haber verme, onu anlat. Ya bilmiyorum ki işte, bu sabah mahkemeye çıkarılacaktı ama bilmiyorum, açmıyor telefonları. Vallahi bu sefer dev değil, devciyle in travma yaşadı kız. Ben onun yerinde olsam insan içine çıkmaya utanırım. Ne yaparım biliyor musun? Küveti asitle doldururum, içine yatarım, yavaş yavaş ölümü beklerim. Ay, ne diyorsun be? Allah korusun ya. Vallahi biz de böyle. Enteresan bir hayat yaşayamadık, enteresan şekilde gideriz evelallah. Tövbe tövbe. Neyse sen onu bunu bırak, müşteri geldi mi? Şöyle söyleyeyim. Zor idare ettim. Aa, gerçekten mi? O kadar mı kalabalıktı ya? Yok canım. Kendimi zor idare ettim. Bir şeyler yememek için. Ercan, gerçekten hiç halim yok yani. Ercan, gerçekten hiç halim yok. Ya dertliyim diyorum, üstüme gelmesene. Aa. Anlat o zaman. Anlat Ercan kardeşine, çözsün. Sana anlatamam. Allah Allah, niyeymiş? Çünkü bazı meseleler kız kıza konuşulur. Ya şaka yapıyorsun. Vallahi şaka yapıyorsun. Bu. Ya garip garip hareketler yapma. Ya niyeymiş? Kız muhabbeti dedin. Al sana kız olduk. Azıcık kart oldu, idare et. Sen şimdi rolünü motive ol. Hadi hadi. Ben kadınmışım, kadın arkadaşımmışım. Biz de sohbet ediyormuşuz. Tamam mı? Bak şimdi. Gazeteleri görünce ne yaptın? Anlat çabuk, çatlarım valla. Ne yapayım işte, Mert'in suratına fırlattım. Oh, iyi yapmışsın, canımı da değilsin. Çok güzel olmuş, tükürseydin bile. Ama sonra baktım onun da suçu yok. Haklısın, vallahi orasını unutmuşum. Çocuk sana aşık. Vallahi öyle bakıyor, gözlerinden belli. Ben gözünden anlarım, çok aşık sana. Boğazıma kaçtım. Su getir. Çok tamam, ya. Tamam. Getiriyorum. Tamam, dur. Tamam. Çok öyle. Aa, tamam. Bakıyorum, çok sıkı çalışıyorsun. Evet, küçük bir hayatım var artık. Kendi seçtiğim bir hayat. Sana seçtiğin yeni hayatında başarılar dilerim. Bunlar ne babanda? Yine neyle tehdit edeceksin beni? Beni tanırsın. Eski fotoğrafları kendimden uzakta tutarım. Oğlumu, gelinimi kaybettiğimde bile... Evet, biliyorum. Bütün fotoğrafları depoya kaldırmıştım. Daha fazla canım yanmasın diye. Bunlar da benim fotoğraflarım o zaman herhalde, değil mi?
Evet, benim çocukluk fotoğrafı. Niye getirdin bunları buraya babanla? Yanımda dururlarsa bakarım. Bakınca da seni yanımdan ayırmadığım yılları hatırlarım. Sen bir seçim yaptın Mert. Ben de kendi seçimimi yapıyorum. Seni azat ediyorum. Yani? Yani seni mirasımdan men ediyorum. Ne? Nasıl yani? Duydun işte. Sana dava açtım. Seni mirasımdan men ediyorum. Çünkü sen ne babanın soyadına ne benim emeklerime hak ediyorsun. Yok ben inanmıyorum buna. Böyle bir şey yapmış olamazsın babaanne. Niye? O kadar vicdansız değil miyim? Ya sen iyice aklını kaçırdın ha. Doğru konuş benimle. Aramızda aklını kaçıran biri varsa soyadını el alemin ağzına sakız eden sensin. Ya sen böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Böyle bir şey nasıl yaparsın babaanne? Bu kadar mı taş kalpli oldun? Bu kadar mı kin dolu senin için ya? Benim tek ailem sensin babaanne, sensin. Hakkın yok böyle bir şey yapmaya. Öyle bir de var ki. Hem sen kendine o kenar mahallede bir hayat kurmadın mı oğlum? Benim ne kadar yıkıldığımı, ne kadar üzüldüğümü düşünmeden çekip gitmedin mi? Babaanne. Ne o? Mirasımdan mahrum kalacağını duyunca korktun mu? Hala miras diyorsun ya. Hala miras diyorsun ya. Korkmadım babaanne. Tamam mı? Korkmadım. Şimdi ne istiyorsan al. Elinden geleni de ardına koyma, yeter ki çek git hayatımdan. Merak etme. Çıkıp gideceğim. Hayatından çıkıp gideceğim ben. Cansu'nun senin canına ne kadar acıttığını biliyorum. O yüzden yaptım tüm bunları. Seni anlıyorum. Çünkü ben de canım yandığında saldırgan oluyorum. Sağ ol anlayışın için. Bu yüzden senin yaptığını söylemeyeceğim. Ama tek bir şey bilmem gerek. Dinliyorum. Bana da zarar vermeyeceksin değil mi? Çünkü ben senin canını acıtacak, seni incitecek hiçbir şey yapmadım. Aksine sana inandım, güvendim. Uzun zamandır öyle yalnızdım ki, bir tek sen gördün beni. Sen duydun. Bu yüzden sana inandım. Yine olsa, yine aynını yaparım. Birbirimizi anladık. Sadece söz ver bana. Beni incitecek, kalbimi kıracak hiçbir şey yapmayacaksın. Sağ ol.
Arkadaşlar siz de lütfen dışarı çıkın. Bilgilerini istemiş. Bizzat sen verdin değil mi? Evet ama ben yanlış bir şey yapmadım Begüm Hanım. Emir uydum sadece. Korkmana gerek yok. Bugün şanslı günündesin. Şanslı günüm mü? Bu güzel kız senin çocuğun mu? Evet. Tek başına mı büyütüyorsun? Evet, eşimle ayrıldık biz. Tek başıma ilgileniyorum kızımla. Peki kızının iyi bir okulda, mesela bir kolejde eğitim almasını ister misin? Nasıl yani? Şöyle ki, sen kim sorarsa sorsun, iş arkadaşlarına bile, avukatlar dahi olsa, hatta babam dahi olsa, Kerem Bey'in bu bilgileri senden istediğini söylemeyeceksin. Ağzını sıkı tutacaksın. Ben de kızının iyi bir okulda eğitim almasını sağlayacağım. Tüm masraflarını bizzat ben karşılayacağım. Ama Begüm Hanım... Aması maması yok. Basit bir karar bu. Kızın için susacak mısın, susmayacak mısın? Evet. Tamam. Kabul ediyorum. Kolay gelsin. Mert. Sevgilim kötü bir haber mi aldın? Bak burada 7 yaşın. Ne kadar mutluyum görüyor musun? Çünkü babaannem yanımda. Yanımda ama... Diğer çocuklar annelerine naz yaparlardı. Ben babaanneme naz yapardım. Diğer çocuklar babalarıyla top oynarlardı. Ben babaannemle oynardım çünkü başka hiç kimsem yok. Ama biraz önce... Biraz önce çek git dedim ona, çık git hayatımdan dedim. Aslında kal demek istedim, kal. Benim hiç kimsem yok, ailem yok, bir tek sen varsın. Kal demek istedim ama onun yerine çık git dedim Ece. Yüzümden. Hayır, senin suçun yok. Bu babaannem de benim seçimim. Ama sonuçta ben ailemi kaybettim. Kimsem yok, bir tek sen varsın artık. Böyle beni hiç bırakma, tamam mı? Ne olur bırakma beni, bak. Bırakma, benim hiç kimsem yok. Ailem yok, benim ailem sensin artık. Ben seni bırakmam ya. Ben seni hiç bırakır mıyım? Ha? Sen de benim her şeyimsin. Ben seni asla beraat kararı çıkacak dedi. İçeri gireceğiz, babanız beraat edecek, eve gideceğiz. Bu. Umarım öyle olur. Öyle olacak. İçim öyle doğuyor benim. Ya o
olsun zaten, artık bitsin bu kabus. Bitecek, merak etmeyin. Baba. Benim iş yerim sayılır. Savcılıkta verdiği ifade dosyada. Görüldüğü üzere... Beti Koran'ın davası mı? Evet. Karar okundu mu? Yok ama birazdan okuyacağım. Açık duruşmaya son verildi. Karar. Tutuksuz yargılanmasına itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş. Çözülecekti mesele. Hani beraat kararı çıkacaktı. Süreyya Hanım, bu bizim için güzel bir karar. Yani nihai sonuç açıklanmadı henüz. Tutuklu da yargılanmayacak. Ne olacak peki? Açık konuşun lütfen. En kötü ne olabilir? 2 yıla kadar hapis kararı çıkabilir. Nasıl? Nasıl yani? Geleni yapacağız Süreyya. Tebrik ederim Metin. Yine aileni perişan edecek bir şey yapmayı başardın. Bravo. Bacım, her şeye rağmen iyi
iyi bir şey bu. Sıkma sen canına, tamam mı? Şirkette de kalmasın sakın aklın. Her şey benim kontrolüm altında. Aklımda bir şey mi kaldı, yok. Merak etme. Baba. Efendim kızım. Yok bir şey. Sizinle toplantı yapalım şirkette. Özellikle istediğin başka biri mi var? Geç bakalım daldan. Eninde sonunda intikamımı alacağım senden. Her zaman beklerim. Her zaman beklesen iyi edersin. Metin. Hapishanelerimiz rahattır. Haftada sana bir kere temiz çamaşır getiririm. Süreyya. Ha, Süreyya bir dinlesene beni. Hoş geldiniz efendim. Ay. Çok geçmiş olsun Metin Bey. Sağ ol Elif. Ay Metin. Ay aşkım. Aşkım. Dur, dur bakayım, dön bakayım, sen bir şey olmuş mu, iyi misin? Ne yapıyorsun? Ha, iyisin ya, değil mi? İyiyim. Ay Ela da çok korktu, bütün gece ağla ağla ağla, çocuğun içi dışına çıktı yani, durduramadım. Ben halledeceğim, merak etme. Biliyor musunuz, siz gerçekten birbirinizi hak ediyorsunuz. Gerçekten. Ne oluyor ya? Hadi dışarı temizle. Ela burada benimle kalıyor. Hadi. Ne oluyor ya? Bir dakika, bir dakika. Biz seninle anlaşmıştık. Ela hafta sonları burada kalacaktı. Sana ne güzel iyilik ediyorum ya. Allah Allah. Özlemedin mi sevdiceğini? Bak adam nezarethanelerden yeni çıktı. Yazık. Rahat rahat vakit geçirirsin sen de. Hadi. Süreyya. Metin hadi dedim. Hadi.
Süreyya! Süreyya! Bu ikisine kapı açılmayacak. Ver çocuğumu diyorum. Aa! Süreyya, aç şu kapıyı. Aa, ver çocuğumu. Nasılsın? İyi misin? Çabaladıkça daha çok batıyor hayatım. Beceremiyorum işte. Ne yapacağım ben Leyla? Hı? Ne yapacağım? Keşke yanımda olsaydın, bana yol gösterseydin. Keşke bütün karanlığa seninle dayanabilirdim, yanımda olsaydın. Ben... Mahkemeden sonra. Bugün mü beni merak etmek geldi aklına? Bir hafta önce nefret ediyordun benden.
Sonra edemiyorum oldu. Sonra anlıyorum seni oldu. Ne bu? Yeni oyunun mu? Daha çok mu canımı acıtmak istiyorsun? Öyle bir adam oldun değil mi? Ya kapitan? Canını acıtan. Merak ediyorum beni. Diyelim ki çok kötüyüm. Ölüyorum. Şu kadar umrunda olur mu senin? Benimle birlikte şu salıncaklara binip uzak diyarlara gitmek ister miydin yine? Yoksa bütün nefretini yine üstüme mi kusardın? Bütün bunları sen hak ediyorsun diye. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı Kerem. Sana ilk ve son kez soruyorum. Hangisisin sen? Hangisi? Sen hangisisin? Nefret ediyordun. Sonra edemiyordun. Şimdi anlıyorsun. Sen hangisisin? Söyle hangisi? Ne yaptım ben sana ya? Cihazı var mı? Tanıyorsun Süreyya'yı işte. İnatçı keçinin tekidir. Açmaz. Ya haydut mu bu kadın? Sürekli alıyor çocuğu, kaçırıyor. Hadi hadi gel. Selim seni evine bıraksın hadi. Bir dakika dur. Sen ne yapacaksın? Bir otele falan giderim herhalde. Ne oteli Metin? Yani benim evim senin evin. Hadi evimize gidelim. Saçma sapan konuşup durma. Bizim evimiz diye bir şey yok. Ay, asıl saçma sapan konuşan sensin şu anda. Hayır yani... Sen evime polisler getirip ölümle tehdit etsen de, benden kiram bile esirgesen de, ben çocuğumun babasını öyle otel köşelerine, sokaklara falan bırakamam yani. Sağ ol ama gerek yok. Hadi gidelim. Ne yapıyorsun sen? Elam Süreyya aldı. Sen de gelmiyorsun. Yani ben korkarım o evde. Of Işıl. Ya benimle gelirsin ya da burada sabah kadar durup bas bas bağırırım. Ya saçma sapan konuşup durma. Gelecek misin benimle? Hay Allah'ım ya. Peki sen bilirsin. Sabah kadar buradayım Süreyya. Tamam 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 bağırma. Geleceğim tamam gel. Elinize gidiyorum. Thank you.
miyim sence Arzu? Bırakabilir miyim seni? Sonuma cevap vermedin hala Kerem. Hangisisin sen? Da benim kalbimi kıpır kıpır eden adam mı? Yoksa şirketteki o acımasız adam mı? Hangisi? Ben de canım çok yanlış anlaşıldı. Gerçekten. Senin hayatın hiç kolay değil biliyorum. Ailen hiç güldük gülü sanmıyor biliyorum kabul. Ama gerçekten benim ne hissettiğimi bilebilir misin sen? Kerem. Mert'in bize geldiği gün seni gördüğünde söylediklerini hatırlıyor musun? Ama Mert senden özür dilemişti. Sen affetmiştin onu. Bastırdım canım. Tüm yaralarımı öfkemi içime attım. Geçecek zannettim. Ama sonra o Vidya'nın söyledikleri, annenin babanın yaptıkları. Biliyorum. Ben hepsinin adına senden çok özür dilerim. Özür dilerim. Sen kapattım sanıyorsun. İçine atıyorsun. Ama onlar seni sessiz bir yerden sızmaya devam ediyor. Öfke de öyle. O da geçmiyor. Hadi şimdi sen söyle bana ben. O eski Kerem nasıl olacak? Ben varım Kerem. Ben buradayım. Senin yanındayım. Her gün olduğun adamı söylerim ben sana, hatırlatırım. Her gün, her gece bu kumadan usanmadan. Benim de yaralarım var Kerem. Annem, ablam, en yakınlarım. Bizi birleştiren bu değil miydi zaten? İkimiz de ait olduğumuz yeri arayan insanlar değil miydi? Ne olmuyor işte, bu çabuk geçmiyor. Hemen bitmiyor onlar. Olursak yaparız. Birlikte bütün yaraları hallederiz. Olmaz mı? Biz tekrar birlikte olamaz mıyız? Sen
Sen onları şimdi sormadan olur mu? Ben sana yalan söylemek istemiyorum.